Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı zulüm, dünyanın da gündeminde. Pek çok ülkede saldırılara yönelik protestolar yapılırken, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye yükseldi. Yaralananların sayısı ise 1400 olarak açıklandı. Öte yandan Filistin'deki kanlı saldırıların devam etmesi sonrası uzmanlar, Türkiye'nin Filistin'e koruma gücü, teklifinin en sağlam adım olabileceği kanaatinde birleşiyor. Uzmanlara göre Müslüman ülkeler, Filistin ile İsrail'in tehdidi altındaki Ürdün ve Lübnan'da asker konuşlandırabilir ve Birleşmiş Milletler dışında da adım atılabilir. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkeler deklarasyon yayınlayarak koalisyon gücü kurabilir. Bu koalisyon hem Filistinlileri hem kutsal mekanları korur. Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik sadece kınama ve itidal çağrıları yapmakla yetinse de koruma gücü için, hukukçulara göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekti. Ancak kararın alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ülkelerin oy birliği ile karar alması gerekiyor, bir tek veto bile bu adımı durdurmaya yetiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail aleyhindeki tüm kararları veto ettiği için bu adımın hayata geçirilmesi zor görünüyor. Birleşmiş Milletler'in aldığı İsrail kararları hep masada kalıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugüne kadar İsrail aleyhine 7'si tavsiye niteliğinde olmak üzere 10 karar aldı. Bu kararların 3'ü bağlayıcı nitelikteydi. Ayrıca Birleşmiş Milletler, daha önce Filistin halkının İsrail'e karşı korunması gerektiği yönünde bir karara imza attı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Haziran 2018'de 126 ülkenin oyuyla Filistin'e yönelik koruma kararını almıştı. Bu kararı yine Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 8 ülke reddetti. İsrail'in işlediği suçlarla ilgili olarak Filistinlilere uluslararası korunma kararı veren bu karar, İsrail'e bir de yol haritası gönderdi. Saldırgan politikalarına son vermesi yönünde karar verilen işgalci devletin, işlediği suçlarla ilgili gerekli mekanizmaların işletilmesi noktasında da çalışmalar yapıldı. Ancak bu karar da yine Amerika Birleşik Devletleri vetosuna takıldı. Aradan geçen 3 yıllık süreçte Filistinlilerin korunması için hiçbir adım atılmazken, İsrail yakıp yıkma dozajını artırarak sürdürdü. Ancak hukukçulara göre Filistin koruma gücü için Birleşmiş Milletler dışında da adım atılabilir. Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkeler bir bildirge yayınlayarak koalisyon gücü kurabilir. Bu koalisyon, Filistin hükümetinin de rıza ve onayını alarak hem halkı hem de tüm dinler için kutsal olan mekanları korumak için bölgeye askeri güç konuşlandırabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararların İsrail tarafından uygulanmadığı, yıkım ve katliamın sürdüğü vurgulanarak hukuki zemin oluşturulabilir. Ayrıca bu koruma gücünün görev alanı sadece Gazze, Kudüs ve Batı Şeria ile sınırlı olmak zorunda değil. İsrail tehdidi altındaki Lübnan ve Ürdün'ün onay vermesiyle bu ülkelerde koruma kalkanına alınabilir. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.